Evet. Burada biraz evvel söylediğim espri içinde nasıl madımakı göstermeli derken bunu da canlı bir şekilde yansıtabilir miyiz onu? Yiğidim aslanımı. Tamam. Evet. Peki. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinden. Hapiste ve yaşım 40'ı geçmişken. Ne güzel şey hatırlamak seni. Saçlarında bakur yumuşaklığı, canımın içi İstanbul toprağının. İçimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti. Parmakların ucunda kalan kokusu, sardunya yaprağının, güneşli bir rahatlık ve etin daveti. Kıpkızıl çizgilerle bölünmüş sıcak koyu bir karanlık. Şu sılanın defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldanmadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bugün efkarlıyım, açmazsın güller. Yiğidimden kara haber verdiler. Demirden döşeyi, taştan sidirler. Yiğidim asla. Esir ettiler, bizi hapse attılar. Beni duvarların içinde, seni duvarların dışında. Ufak iş bizimkisi. Aslında en kötüsü bilerek bilmeyerek hapishaneyi insanın kendi içinde taşımaz. Ne bir haram yedi, ne cana kıydı. Su gibi aydın, hiç kimse duymadan hükümler giydi. Yiğidim aslanım burada yatıyor. İlerleyen aydınlığın içindeyim, ellerim iştahlı, dünya güzel. İşte böyle karıcığım, işte böyle. Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele. Mezar arasında harman olur mu? 13 yıl hapiste derman kalır mı? Azra ilaç susuz canım alır. Aslanım burada yatıyor.
Teşekkür ederim.